Merhaba arkadaşlar, şimdi de kara ve denizlerin iklim üzerindeki etkisine bir göz atacağız. Kralar denizlere göre daha katı, nem oranı daha az, ışınlarının ulaşabileceği derinlik daha az olan mekanizmalardır. Bu nedenle kralarda ısınma ve soğuma daha hızlı. Arkadaşlar, bu önemli bir detay. Daha hızlı. Denizlerde ise durum tam tersi, yani daha yavaştır. Peki, buna bağlı olarak, buna bağlı olarak. Türkiye ile ilgili sorular çıktığında karşımıza neler söyleyebiliriz? Şimdi diyoruz ki neydi arkadaşlar tekrar edeyim? Denizler bu anlamda karalara göre daha geç ısınıp geç soğurlarken karalar daha kolay yani çabuk ısınıp çabuk soğuyorlar. Peki buradan Karadeniz'imiz, Akdeniz'imiz ve Ege denizlerimiz verilmiş. Yine aynı şekilde Marmara'yı da hesaba katabiliriz. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın ben İzmir'den şehirleri gösteren bir haritamız var. Bana doğru düz bir çizgi çektim. Bu enlem. Evet. Peki İzmir ile Van ortalama aynı enlemlere sahip iki şehir olarak karşımıza çıktım. İzmir'de bulunan A noktası, Van'da bulunan B noktasını işaretleyelim. Şimdi aynı enlemde biz neyi öğrenmiştik? Sıcaklıkların aslında aynı değerlere sahip olması gerektiğini öğrenmiştik. Ama orada önemli bir detay vererek şunu da belirttik. Biz özel konum şartları nedir, ne değildir onlara bakarak belki de aynı eylemde olmalarına rağmen sıcaklıklarının farklı olabileceğini görebilirdik. Şimdi İzmir'de deniz var mı? Evet İzmir'de denizimiz var. Van'a bakıyoruz. Hayır Van denizlerlikten oldukça uzak. Aksine karasallık gören bir şehrimiz. Peki İzmir'de yükselti değerleri Van'a göre çok daha nedir arkadaşlar İzmir'de? Daha az. Van ise daha yüksek bir şehrimiz bütün bu iki detayı göz önünde bulundurarak İzmir'e daha sıcak, Van'a ise daha soğuk diyebiliriz. Neymiş o iki önemli detay? Birincisi denizellik ve karasallık. Yani ilk başlığımızda olduğu gibi denizelliğin varlığı İzmir'i bu anlamda kışın daha ılık yapabilmekte. Van ise karasallık nedeniyle daha soğuk olabilmekte. Yine yanına gelecek detaylardan bir tanesi de yükselti. İzmir'in yükseltisinin daha az, Van'ın yükselgisinin daha fazla olması da bu anlamda iki şehrin aynı enlemlerde olmasına rağmen, tekrar ediyorum aynı enlemlerde olmasına rağmen farklı sıcaklıklara sahip olmasını şart koşabilmiş. O yüzden karasallık ve denizellik bu anlamda bizim için çok önemli iki detay bunu da unutmuyoruz. Peki kuzey yarımkürede karalaş, güney yarımkürede denizler daha fazla yer kaplaş bu da önemli bir notumuz. Kuzey Yarımküre'de karalar, Güney Yarımküre'de denizler daha fazla yer kaplar. Peki buna bağlı olarak acaba Kuzey Yarımküre'de neler olur? Yıllık sıcaklık farkı tabii ki karasallık etkisiyle daha fazla. Yıllık ortalama sıcaklığı daha fazla. İzoterm eğileri daha fazla sapmaya uğraş. Bunlar da yine Kuzey Yarımküre'de karaların, güneyde ise denizlerin daha fazla olması şartına bağlı olarak oluşacak etkenler.